Konuklarımız var sayın seyirciler. Murat Sarı araştırmacı ve doçent doktor Yusuf Özkır siyaset bilimci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum yayınımıza. Sağ olun katıldığınız için. Tabii biz böyle şimdi balık hamsi falan derken hemen Yusuf hocam oradan dedi ki hamsi çok önemli dedi. Trabzonlular bilir dedi. Sever misiniz hamsi? Kesinlikle bir numara. Bu arada hocam da ben Karadeniz'de hamsi Rizeliyim dedi. Tabii yani hamsi yani şöyle Trabzon'da aslında balık denilince ilk başta akla hamsi gelir. Tabii diğer balık türleri de gelir ama hamsi hakikaten hiç Aralık ayı, Ocak ayı böyle hani iple çekilir denir ya hani yemek için. Hani birinci menüde birinci her zaman. Yani nasıl hamsi, seviyor peki? Hava soğuyunca yağlanır. Buğulama mı seviyorsunuz? Nasıl seviyorsunuz? Hepsini ne varsa. Yani buğulama, tava, hamsi, tavada kızartması en çok. Ama hocam dediği gibi çok çeşitleri yapılmış durumda. Ama şimdi kanser konuştuk hani kızartma biraz ağır olabilir sanki. Onu tabii şey inandıramazsınız Trabzonlara. Tavada hamsi kızartma en fazla tercih edilenidir. Şimdi Trabzon diye betimledik ama Rizeliler de var biliyorsunuz. Mısır unu koyacaksınız. Tabii. Trabzon deyip geçmeyelim. Sadece hamsi değil. Giresun, Ordu çok yaygın hakikaten. Evet. Hadi gündem dışı konuşmuş olduk. Şimdi koronavirüse döneceğiz değerli izleyiciler. Profesör Doktor Celalettin Kocatürk göğüs cerrahisi uzmanı bizlerle birlikte. İyi geceler hocam, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz hocam. İyi geceler. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz, teşekkür ederiz. Hocam şimdi varyantlı virüsler geldi ülkemize. Biz mutasyonu yeni öğrenmiştik. Şimdi varyantlı virüsü öğrenmeye çalışacağız. Güney Afrika ve Brezilya varyantlı virüs bildiğimiz koronavirüsten ne farkı var? Ve bulaş hızı ve ölüm oranı bize neyi gösteriyor COVID-19 sonrası? Şimdi aslında çok bir fark yok mutasyon ile varyant deyimleri arasında. Sonuçta bu virüsün davranışını değiştiğini bize gösteriyor özetle. Biliyoruz ki biz daha önce bir kişiye örneğin bulaşma olasılığı R0 değeri yaklaşık 0.78-1 aralığında seyrederken şimdi bir kişinin çok daha fazla sayıda kişiyi bulaştırabilecek özelliği kazandığını biliyoruz virüsün. Yani bulaşıcılık özelliği arttı çünkü hücreye tutunduğu bölge daha uzadı ve daha da genişledi. Dolayısıyla çok daha kolay hücreye tutunabiliyor ve hücrenin içerisine kolaylıkla giriyor ve ürüyor. Yani eskiden ortamda 15 dakika kaldığında, 1 metreden daha kısa süre kaldığında bulaşıcı olabilen bir virüs veya işte 1000 adet ila 4000 adet arasında hastalık yapabilen virüs şimdi çok daha az sayıda olsa evet. bile yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu şimdiye kadar 3 tane önemli mutasyon geçirdi. Bundan sonra da buna benzer mutasyonlar olacak. Çünkü bu virüsün özelliği böyle. Üredikçe, çoğaldıkça mutasyonlar kaçınılmaz. Ama bizim hep aleyhimize ne yazık ki gelişiyor. Evet hocam bu mutant virüs anladığım kadarıyla normalleşmeye etkileyecek. Şimdi hali hazırda verilmiş bir karar var. Dilerim yerine gelebilir. 15 Şubat'ta ve Mart'ta kademeli olarak okullar açılacak. Hem mutant virüs hem okulların açılması tedbirler hala devam ediyor biliyorsunuz. Nasıl etkiler bizlere? Etkiler mi? Tabii ki etkiler. Tabii ki biz okulların açılmasını çok istiyoruz. Normalleşmeye başlayacaksak okullardan başlamalıyız diye düşünüyoruz. Ancak eğer bu mutasyon bu hızla devam ederse ve biz bunu kontrol altına alamazsak ve de aşı da yapamazsak ki şu anda yeterli sayıda kişiye aşı yapamıyoruz ne yazık ki. O zaman okulların açılmasını çok istiyor olsak da bunu gerçekleştiremeyebiliriz ya da gerçekleştirmememiz gerekebilir. Çünkü okullar özellikle bu mutant virüslerin yayılması için çok uygun ortamlar olabilir. Ve biz o zaman üçüncü piki yaşarız ve telafi edilmesi imkansız durumlara yol açabilir. Şimdi en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi bulaşıcılığın artması ki bu bulaşıcılık arttı. Bir başka demin de siz söylediniz Sanki Hanım acaba ölümcüllüğü arttı mı? Daha ağır geçiriliyor mu? Şimdi bununla ilgili elimizde net bir kanıt yok ama gözleme dayalı bilgilerimiz şöyle benim şahsi gözlemimde dünyadaki bütün bu konuyla ilgilenen kişilerin gözlemi de böyledir ki ağırlığı daha da arttı gibi gözüküyor. Yoğun bakıma giren hastaların özellikle çok daha ne yazık ki ölüm oranlarında artış görüyoruz. Taburcu olma ihtimalleri azalıyor. O nedenle
çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Başka ne tür risklerimiz var mutasyon oldukça? Daha fazla bulaşabilir, daha ölümcül olabilir. Yeniden enfeksiyonlar daha sık görülebilir. Aşıdan kaçmaya başlayabilir. Yeni mutasyonlar şimdilik aşı hepsini kapatıyor. Özellikle de inaktif aşılarla ilgili bir problem yok. İnaktif aşılar çok yüksek koruyuculuk sağlamıyorlar ama hastaneye yatışta ya da ölümcül olma ihtimalini azaltmada hala etkiler. mRNA aşıları da hala etkili. Ama bu mutasyonlar böyle devam ederse aşıdan kaçan mutasyonlar meydana gelebilir. Çok tehlikeli. Başka uzun COVID'den bahsediyoruz. Hep long COVID diye anlatılıyor. Bir başka mutasyon bu yönde gelişebilir. Bir başka mutasyon çocuklarda biliyorsunuz konuştuk. Enflamatuar yanıt sendromundan bahsettik. Kawasaki'ye benzer bir tablo oluşturuyor. Böyle bir mutasyona doğru bir gelişme olabilir. Ya da tamamen tüm şu andaki inaktif aşılar da dahil olmak üzere tüm aşılara bir direnç gelişebilir bu mutasyonlarla. Bunlar çok çok kritik aşamalar. Şimdilik bunların içerisinde sadece bulaşıcılığın arttığını görüyoruz ama diğerlerine doğru da evrilebilir. Ne yapacağız? Mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en fazla kişiyi aşılamamız lazım ki mutasyon gelişmesini önlemeye çalışalım. Hocam mutasyon aşıları güçsüz kılar mı? Şimdi ikinci parti de geldi biliyorsunuz aşılanmalar tüm hızıyla devam ediyor. Daha da gelecek farklı aşıları da alacak Sağlık Bakanlığı. Ne düşünüyorsunuz bu mutasyonla aşıyla ilgili? Bir de Rusya'daki aşıyla ilgili galiba son açıklamalar yapıldı. %91 oranında bir koruma sağlandığı en azından Sputnik için şu an gündemde. Nasıl yorumlayalım aşıları? Aşılarla ilgili şu anda çok ciddi bir endişemiz yok. Mevcut aşılar hastalığı tamamen önlemese de ölümcüllük oranını oldukça azaltıyor. Hastaneye yatış oranını oldukça azaltıyor ve etkili. Ama eğer mutasyonlar dediğim gibi devam ederse aşıdan kaçış başlayabilir. Virüs aşıdan kaçmaya başlar ve çok ciddi bir tehlike oluşur. Ama şu anda özellikle de bizim kullanmış olduğumuz CoronaVac aşısı ile ilgili bir sorun gözükmüyor. Bu biliyorsunuz dün değil evvelsi gün Sinovac firmasının CEO'su bir açıklama yaptı. Ve 500 milyon olan yıllık üretim kapasitelerini 1 milyara yıllık çıkartacaklarını söylediler. Bu olumlu bir gelişme. Bu şekilde aşıya daha hızlı ulaşabiliriz. Sputnik aşısı da yine aynı şekilde Türkiye'de üretilmeye karar verildi biliyorsunuz aynı zamanda. Bu aşının da oldukça etkili olduğunu biliyoruz ve halen mevcut tüm mutant suçlarına karşı Sputnik aşısı da oldukça koruyucu gibi gözüküyor. Umarım daha biraz önce söylediğim gibi daha aşıdan kaçan varyantlar ve suçlar gelişmez. Bütün dünya bu beladan bir an önce inşallah kurtulur. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Celalettin Koca.